sevgili herkes. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir duygusal bir geri dönüş gibi oldu. Çünkü Emre Bey bir haftadır tatilde, herkesin gıcık olduğu gibi ben de çok gıcık oldum. Nedense dönmedi ve ben de bu kadar uzun gideceğini bilmiyordum. Ondan dolayı videoları stoklayamadım. Yani kesinlikle her şey Emre'nin suçu. Ben sizi çok özledim. Video çekmeye de çok özledim. İnşallah siz de beni çok özlemişsinizdir. Bugün böyle sanki çekime hazırlanırken o kadar eşya falan yanıma almışım ki sanki daha önce hiç video çekmediğim gibi davranıyorum. Evet, neyse. Arkadaşlar bugün böyle birazcık kısa ve net bir video çekmek istedim. Böyle giriş videosu gibi sizler için. Bugün sizler için yine çok güzel bir makyaj yapacağım. Biliyorsunuz havalarla alakalı biraz bahsedeyim. Sanki hava durumunu sunuyormuş gibi. Böyle biraz soğuk, yağmur yağıyor. Sonra deli gibi sıcak oluyor. İnanılmaz bir nem var. Böyle gerçekten çok değişik bir hava var bu ara. Ben de ondan dolayı özellikle böyle sıcak ve nemli havada nasıl bir makyaj yapabilirsiniz? Ben günlük makyajı nasıl yapıyorum bu tarz havalarda onu göstermek istiyorum. Çok böyle abartılı makyaj bir olay olmayacak ama küçük detaylar ve önemli dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ondan dolayı başlamak istiyorum. Önce cildimi nemlendireceğim her zamanki gibi. Shiseido'nun bu polenlere karşı bariyer oluşturan nemlendiricisini kullanacağım önce. Bu ürünü niye tercih ediyorum? Bir kere içinde SPF 20 var nemlendiricinin. Onun yanı sıra yapısı, şöyle bir yapısı var. Birazcık böyle losyon gibi ve böyle kalın bir balm, Almanca dedim yine, balm gibi değil. Ondan dolayı da böyle çok ağır ve nasıl denir ona, yağlı bir his bırakmıyor. Ve günlük kullanım için ben çok seviyorum. Şimdi havalar ısınıyor ya, bazılarınız nemlendirici sürmek istemiyor veya işte daha az böyle cilde bakım yapıyor. Çünkü daha kuru kalsın, işte hızlı yağlanmasın diye. Bence tam tersi. Çünkü neden diye sorarsanız yağla suyun arasında çok bir fark var arkadaşlar. Cildin yine de suya ve neme ihtiyacı var. Ondan dolayı güzel nemlendirmeniz lazım. Ve ben bugün biraz daha mat ve işte daha kalıcı waterproof bir ürün kullanmak istiyorum. Tere ve suya dayanıklı. Ondan dolayı altını özellikle güzel nemlendirmek çok önemli. Bir parça da L'Oreal'in bu nem terapisini kullanmak istiyorum. Kuru ve hassas ciltler için olanını. Aloe vera içeren bu ürün böyle biraz daha cilde ıslaklık veriyor ve nem veriyor. Çok minik parça bölgesel uyguluyorum. Bu arada herkesin cildi farklı arkadaşlar. Mesela özellikle T bölgeniz çok parlıyorsa bu tarz bir ürünü çok yoğun bir şekilde T bölgenize, yani şu bölgenize sürmenizi önermem. Hemen nemlendiriciyle devam ediyorum. Şu Origins'in minik gözaltı ürününü kullanmak istiyorum. Bu da gözaltını güzel hazırladığını düşünüyorum. Ultra kuru bir gözaltı için çok uygun değil bence. Ama makyaj altı bazı gibi görüyorum ben bunu nedense. Evet, cildimizi güzel hazırladıktan sonra siz evdeki herhangi bir nemlendirici veya nem takviyesi veren serumu da kullanabilirsiniz. Fondötenime geçmek istiyorum. Fondöten olarak MAC'in iki fondöteni göstermek istiyorum size. İkisi de Prolong Wear fondöten. Bu eski Prolong Wear, en eskiden beri olan kalıcı, yani 16 saate kadar kalıcılık veriyor diye biliyorum fondöteni. Bu da yeni çıkan, en son çıkan Prolong Wear fondöteni. Ama ben bunu da çok seviyorum. Bunu da seviyorum. İkisi de farklı böyle kafalar. Ben nedense bugün hangisini kullansam Emre? Şu eski Prolong Wear'ı çok seviyorum. Çünkü böyle bir cila geçiyor musun gibi cildinin üstüne. Böyle plastik bir şey çekiyor musun gibi hissediyorum. Bu biraz daha normal kalıcı bir fondöten gibi geliyor bana. Ya bu yeni fondöten, şimdi elimde yeniden bakıyorum. Yeni fondöteni biraz daha ince ve böyle likit. Diğeri bir tık daha kıvamlı diyebilirim böyle. Daha foundation. Diğeri daha likit. Şimdi yeni fondöteni alıyorum. Ve ince ince uygulamaya başlıyorum. Sadece ince ince bölgesel de uygulayabilirsiniz. Veya bütün yüzü kapatabilirsiniz. Böyle ince bir ortadan yükseğe bir kapatıcılığı var. Yani böyle inanılmaz her şey sıfırlıyor diyemem. Çünkü benlerim falan hala gözüküyor. Yani aslında uygulamaya göre biraz daha yoğun kapatıcılık da isteyebilirsiniz. Daha ince ince de uygulayabilirsiniz. Şimdi concealer uygulamak istiyorum. Concealer'ı da Tarte'ın Shape Tape'ini kullanacağım. Çünkü likit bir ürün kuruduğu zaman matlaşıyor ve oynama yapmıyor. Bu ne demek oluyor? Sıcak aylarda gerçekten inanılmaz bir kalıcılık veriyor. Nem veren bir ürün kullanırsanız özellikle çok terleyen bir ciltte yaz aylarında inanılmaz bir kusma yapabilir göz altında. Ondan dolayı Tarte'ı size öneririm.
Amerika'dan almıştım. Siz orijinali buradan alabilirsiniz isterseniz. Şu an ben iki tane rengini karıştırdım. Bir light medium, bir de fair light. Bütün renkleri var bende ama. Genelde ten renginiz bana benziyorsa light natural alabilirsiniz. Direkt ten rengi gibi oluyor. Bir tık daha koyuysanız eğer benden light medium güzel olur. Aydınlık seviyorsanız da bir tane de en açık rengi alabilirsiniz. İşte fair beige veya light gibi. Onlarla da böyle mix edip kullanabilirsiniz. Ben şimdi o light medium mesela birazcık bronzlaşınca yüzümü biraz koruyacağım bu yaz ama yine de bronzlaşınca tercih edebilirim. Evet, cildim hazır. Birazcık gözlerime bir şeyler yapmak istiyorum. Concealer hazır nemliyken, concealer hazır böyle nemli ve ıslakken birazcık bir far kullanmak istiyorum. Bu aslında dediğim gibi birazcık benim bu ara yaptığım, özellikle sıcak havalarda yaptığım bir makyaj. Şimdi cilt için özellikle şey de diyebilirsiniz. Hani neden BB cream veya işte ince su bazlı bir şey kullanmıyorsun diye. Ben o BB vesaire videosunu çekeceğim bu arada. Ama BB ve o ince ürünleri ben ne zaman çok seviyorum biliyor musunuz? Birazcık yaz tatilinden döndükten sonra veya yaz tatili esnasında. Daha kapatıcılık değil, cildin zaten renk almışsa güneşten bir tık daha böyle renk eşitlemeye sağlamak için tercih ediyorum. Bu şu an için uygun ürünler ve makyajlar. Ondan dolayı gerçekten alın bence veya deneyin yani. Gidip tester'da isteyebilirsiniz küçük bir kavanoza. Evet, şimdi far paleti olarak NARS'ın bu Wanted far paletine yine dokunmak istiyorum. Şuradaki ışıltılı farı ve şu köşedeki sağdaki farla kullanıp uygulayacağım. Işıltılı böyle light renkleri tercih ediyorum genelde böyle tek far olaylarında. Ve gözü biraz daha boyutlandırıyor. Ve daha fresh gösteriyor. Yani günlük işe gittiğinizde mesela veya herhangi bir toplantınız varsa dışarıda sıcak havalarda. Mesela kanyonda toplantınız var. O zaman böyle bir makyaj yapabilirsiniz. Başka yerlerde de varsa tabii şimdi. Yorumları hayal edebildim yine. Evet, şöyle tek başına sürdüm farı. Çok azıcık şuradaki farla gölge vermek istiyorum şu light beige ile. Turuncumsu. Ve ben genelde kendi hayatımda mesela bu tarz bir makyaj yapıyorum nedense. Yoğun bir maskarayla. Şu kaşımı bir tamamlayacağım önce. Ah, MAC'in şeyini kullanıyorum. Taub kaş kalemini. Kaşın yönüne doğru kullanıyorum kalemi. Kaşlarımı doldurduktan sonra gözü bitirmeden kaşa geçtim. Bugünlük idare edin beni. Sanırım şu anda böyle evde makyaj yapıyormuş gibi davranıyorum. Çünkü gerçekten evde bir onu bırakıp ona devam edip ona geri dönüyorum. Size böyle arka arkaya kafanız karışmasın diye anlatmaya çalışıyorum. Neyse, biraz kaşla devam edelim. Şimdi kaşta bu Anastasia Beverly Hills'in Clear Brow Gel'ini kullanacağım. İnanılmaz güzel bir ürün. Özellikle kaşlar oynuyor nemden veya işte böyle çirkinleşiyor ve kullandığınız ürün dağılıyorsa bu tarz bir ürünle fixleyebilirsiniz. Bu Anastasia Beverly Hills'in ki arkadaşlar deli gibi sabitliyor. Ben böyle bir şey görmedim. Çok sevdim ve o ıslak görüntüde o ne deniyor ona? Yapı hoşuma gidiyor kaşın üstünde. Çünkü bence en trend görüntü böyle yukarı doğru taranmış kaşlar. Evet, göz makyajımı hemen hemen bitirdim. Çok çünkü öyle makyaj olmayacak dediğim gibi. Birazcık da gözümün içine Bobbi Brown'ın bu retouching pencil'larından porselen rengi olan kalın kalemi kullanacağım. Böyle biraz daha aydınlık versin. Evet, bir maskarayla tamamlamak istiyorum makyajımı. Bu L'Oreal'in Makeup by Mario videosunda gösterdiğim maskarası. İnanılmaz böyle akmayan ve kalıcı bir maskara olarak çıktı. Birkaç haftadır veya birkaç gündür, bir hafta mı oldu? Kullanıyorum ve gayet memnun kaldığım için bugünkü makyajımda da kullanacağım bunu. Ben Mario'nun sponsorlu çalıştığını düşünüyordum ama gerçekten güzelmiş bu. Ve çok akan gözler için bence güzel bir maskara. Çünkü waterproof ürünleri tercih edebilirsiniz ama çıkarırken, makyajınızı temizlerken gerçekten yağ kullanın temizlemek için. Kirpikleri çok zarar veriyor pamukla bastırıp sert bir şekilde sağ sol şeklinde silmek. Ondan dolayı direkt saf yağlarla temizlemeniz daha güzel olur. Veya güzel yapıda maskaralar araştırmanız lazım. Benim size önerdiğim gibi şu an.
Havalar sıcak diye kontür ve bronz ürünlerde krem ve likit ürünler tercih etmeyi genelde sevmiyorum. Çünkü birbirine bulaşıyor böyle. Karman çorman leke gibi gözüküyor. Ondan dolayı inanılmaz güzel bir ürün var arkadaşlar. Geçen gün keşfettim ve daha kullanmadım. Smashbox'un The Kelly Contour Palette. Biliyorsunuz Smashbox Instagram hesabını açtı ve bana hediye kutusu geldi. O hediye kutusunun içinde bu yoktu. Limited edition olduğu için, ama şunun bir güzelliğine bir bakın. Tonlarına. Bu arada Smashbox'u takip etmiyorsanız da takip edin. Çünkü onlarla çekilişim olacak. Şimdi bu paleti niye tercih ettim? İçinde kontürü, allığı, bronzu, highlighter'ı ve pudrası var. Pudra önemli bir nokta. Hemen pudrasından birazcık almak istiyorum. Çünkü ultra parlayacak yerlere pudrayla biraz daha matlaştırmak istiyorum. Pudrayı yanlış kullanıldığını düşünüyorum pudranın çoğu zaman. Çünkü bütün yüze alıp böyle bir kalın bir süngerle içinden çıkan veya bir fırçayla uyguluyorsunuz. Halbuki böyle ince ince bölgesel uygulandığında daha güzel bir sonuç veriyor ve cildi kalınlaştırmıyor. Mesela gözeneklerin üstüne ve şurada toplanıyor ya genelde fondöten veya kullandığınız ürün. Onun üstüne geçebilirsiniz. Ve böyle bütün cildi biraz daha matlaştırabilirsiniz. Şimdi buradaki yine kontür ürününü kullanmak istiyorum. Şimdi şu ikisini biraz karıştırıp kullanacağım. Başarılı ürün. Başarılı bir kontür ürünü buna derim kesinlikle. Birazcık büyük bir fırçayla dağıtıyorum iyice. Şöyle hafif cildimi kontürlüyorum. Bu mat pudralarla. Kontür işlemi dediğim gibi ya toz ya da kremle yapılabilir. Bir kontür videosu mu çeksek mi? Kime nasıl kontür olur diye. Evet, kontürüm bittikten sonra birazcık buradaki ağlıktan uygulayacağım, bu köşedeki. Ve bir freshlik sağlayacağım. Ve bir tık da highlighter uygulamak istiyorum. Yine bu palettekini mi uygulasam yoksa başka bir highlighter mı? Palettekini deneyelim. Çok az bir highlighter kullanacağım. Bu ara cildimi çok iyi bulmadığım için çok fazla highlighter bulamak istemiyorum. Çünkü böyle highlighter sanki bütün sorunları ve gözenekleri ve böyle dokuyu daha kalınlaştırıyor. Ondan dolayı böyle ince ince uyguladım highlighter'ı. Birazcık şuraya da uygulayacağım. Daha da aydınlık yapmak için gözlerime. Evet, dudaklara geçelim. Bugün ne kullansam? Önce Morphe'nin bu Sweet Tea dudak kalemini kullanacağım. Beş kahve gibi. Jeffree Star'ın bu iki minik rujunu karıştırıp kullanacağım şimdi de. Önce Skin Tonight. Daha pembemsi. Ortalara uyguladım. Sonra da Mannequin rengini. Mannequin. Hafif şöyle dudak kaleminin üstüne geçiyorum. Bunlar da yine Amerika'dan. Orijinali buradan temin edebilirsiniz. Böyle birkaç tane rengini alıp denedim. Ben çoğu rengini çok beğendim ama bu Mannequin'le Skin Tonight bayağı başarılı. Bir de Celebrity Skin var işte bu sağdaki. Üçü de alınması gereken rujlar arasında. Evet arkadaşlar, sıcak yaz aylarında yapabileceğiniz gerçekten kalıcı olan bir makyaj gösterdim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir ve beni özlediyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve aynı zamanda yorum yazın. Sizden bir istem daha var. Merak ettiğiniz makyajları yorum olarak bırakabilirsiniz bu videonun altına. Girip bakacağım neler çekebilirim diye. Şimdi akıllarda bir BB cream olayları daha var işte dediğim gibi ve birkaç tane makyaj tekniği daha var aklımda. O şekilde sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.